Bütçenin temel amacı vatandaşlara rahat bir yaşamı sağlayabilmektir. Ama toplu kapatılma yerleri olan hapishanelere yeni hapishaneler eklemek demek, ülkenin parasını çarçur etmek anlamına geliyor bana göre. Neden çarçur etmek? Çünkü amaç vatandaşı hapse atmak değil. Amaç vatandaşı vatandaş olarak görüp vatandaşça bir yaklaşım sergilemek olmalı. Eğer bunu sergilemezlerse suçlular çıkar ortaya. Suçlulardan kastım da bizim ülkemizde maalesef ki politik suçlular dediğimiz bir suç kavramı ortada. Bir politik suçlular kavramı var. Bu politik suçlular herkes biliyor. Şebnem Korur Fincancı bir politik suçludur. Düşüncelerini ifade ettiğinden dolayı. Şimdi tırnak içinde suçlu diyorum. Ben suçlu olarak gördüğümden dolayı değil. Selahattin Demirtaş aynı şekilde, Kavala aynı şekilde. Ve evet, son 6 ayda 25 tane gazeteci oldu. Demek ki bizim ülkemizde düşünceyi ifade etmek yasak. Peki herkes düşüncesini ifade ettiği zaman ne olacak? Hapse atılacak. Hapse atılınca yeni hapishanelere ihtiyaç olacak. Devletin demek ki kafasındaki kurguladığı şey biraz da böyle. Halbuki Adalet Bakanlığı yeni süreci ayarlarken hapishanelerin kapatılmasını düşünmeli. Kapatılacak hapishaneler oluşturmalı. Yeni açılacak hapishaneler değil. Yeni açılacak hapishaneler demek ülkenin daha çok suçlu üreten ve devlete karşı düşüncelerini, iktidara karşı düşüncelerini ifade eden insanların da hapse girmesi anlamına geliyor. Bizim ülkemizde en çok üzerlerinde baskı olanlar daha çok böyle muhalif kesimler. Yeni hapishane açmak yerine var olan hapishaneleri kapatmanın hedeflenmesinin yanı sıra uygulamalarda da insan onuruna yakışan bir şekli ortaya çıkarmak lazım. Biz biliyoruz ki yemekler berbat. İnsanların karnını doyurabileceği, beslenebileceği. Bakın, karnını doyurmakla beslenmek arasında çok büyük bir fark var. Beslenmek sağlıklı bir ortamda ve sağlıklı bir şekilde olması gerekir. Siz içeriye kapattığınız insanların sorumluluğunu üstlenmişsiniz ve bu sorumluluk da bu insanlar hastalıklarından dolayı ya da beslenemediklerinden dolayı bir sıkıntı içinde olmamaları gerekir. Bu var olan bütçelerin yeni cezaevi açarak onu tanıtımlarla halka kime tanıtacaklarsa, sanki otel yapıyorlar gibi, o oteli yeni tanıtıyorlarmış gibi bir ve bunun için bütçe ayrılması kadar saçma bir şey olamaz. Neden tanıtıyorsun? Bana mı tanıtacaksın? Ha, ben şu cezaevine gitmek istiyorum. Bak, orası daha iyiymiş. Böyle bir şey yok. Bu çok saçma bir durum. Kimlerle konuşulması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Biz İnsan Hakları Derneği olarak hapishanelerdeki durumu defalarca kez raporlar halinde sunduk ve sunmuş olduğumuz raporlarda hak ihlalleri ortada ve bu hak ihlallerin giderilebilmesi hem fiziki anlamda hem psikolojik anlamda giderilebilmesi için bütçe ayrılması gerekiyor. Böyle mi gibi ileriye dönük bakış tarzının kötülüğünü ortaya koyuyor. Kötü bir bakış tarzları var. O yüzden mesela yeni bir sürü tip cezaevleri var. T tipi oluştu, kampüs hapishanelerinde T tipleri oluştu, ondan sonra D tipleri oluştu, B tipleri var, E tipleri var. Yeni şimdi YGC ve S tiplerini oluşturuyorlar. Çünkü yeni cezaevleri yapmak sizin halkı suçlu olarak görmek anlamına geliyor. İleride suçlular artacak anlamına geliyor. Siz bunları yok etmek, eğitime bütçe ayırmak yerine, ondan sonra sağlığa bütçe ayırmak yerine, cezaevlerine bütçe ayrılması kadar saçma bir şey olamaz. Yeni cezaevlerin yapılması bir çözüm hiçbir zaman olmadı, olmazdı.
sen aslında bütçe tartışmalarında Adalet Bakanlığı'na ayrılan bütçenin benzer tartışmalarla gündeme geldiğini görüyoruz. Bu senede aslında var olan saldırılardan da daha fazla devrimci, daha fazla yurtseveri, daha fazla sosyalisti cezaevlerine bir biçimle cezaevlerine tıkmak amacında olduğu aşikar AKP-MHP faşist iktidarının. Bunun için de tabii yeni cezaevleri, mevcut cezaevlerinin kapasitesinin dolduğu, hatta kapasitelerinin çok üzerinde olduğu gerçeği var. Bunun için de yeni cezaevleri yaparak aslında bir mesaj da vermeye çalışıyor. Bugün 20 tane yeni cezaevi yapılacağı haberi var. Ve bunun sadece reklamı için bile binlerce lira para harcandığı söyleniyor. Okuyoruz haberlerde. Bunun için de çok ciddi bir bütçe buraya ayrılmış durumda. Ya bugün ekonomik krizin geldiği boyut ortada. İnsanlar açlıkla, yoksullukla baş başa bırakılırken AKP-MHP iktidarının tek derdi cezaevleri yapmak oluyor. Ya da işte bugün bütçe tartışmalarında herhangi bir kadına yönelik şiddete engelleyecek herhangi bir yere bütçe ayrılması söz konusu değilken, yoksulluğu ya da işte sosyal devlet politikalarını destekleyecek herhangi bir bütçe söz konusu değilken cezaevlerine bütçeler ayrılıyor. Cezaevi yapılması için bütçeler ayrılıyor. Bu hem aslında AKP-MHP politikasının bugün bizlere olan saldırısının önümüzdeki süreçte devam edeceği, yeni cezaevleriyle beraber de bunun katmerleşeceğini görüyoruz. Şimdi S-tipi cezaevleri gündemde. S-tipi cezaevleri bugün tecritin çok daha ağırlaşmış biçimiyle tutsakların karşısına çıkacak. Elbette ki oraya en başta devrimcilere, en başta yurtseverlere, en başta sosyalistleri koymak üzerine bu planları yapıyorlar. Tıpkı F-tipi cezaevlerindeki gibi S-tiplerini de bugün yaygınlaştırarak başka bir politika izlemek hedefleri var. O gelinen noktadan itibaren artık AKP-MHP iktidarının ipleri gevşetme gibi bir şansı yok. Daha fazla artık rıza üretme şansı olmadığı için baskıya ve zora başvuracak. Artık çünkü herhangi halk nezdinde, Kürtler nezdinde, Aleviler nezdinde, kadınlar nezdinde, LGBT artılar nezdinde herhangi bir meşruluk zemini kalmadı. Bu politikalar yapacağı bir zemin ve bunun karşılığını alacağı bir ortam yok. O yüzden de daha çok baskıyla aslında bunu yapmaya başlıyor. İşte bugün cezaevlerinde normal şartlarda tahliye olması beklenen, bir sürü insanın tahliye edilmemesi, işbirliği dayatılması, yapılan mülakatlarla kişilerin, devrimcilerin, yurtseverlerin, sosyalistlerin işbirliğine zorlanması ve buradan bir devletle işbirliği halinde bir çözülmeyi, devrimciler içerisinde bir çözülmeyi açığa çıkartmaya çalışıyor. Burada aslında ne deneseler de başarılı olamadıkları bir gerçek var. Yani infazı yakılan tutsaklar hala cezaevlerinde direnmeye devam ediyorlar. Ama AKP-MHP faşizminin bu yöntemlerde ısrarcı olacağı açık. Başka görünen ve şu an yürütebileceği bir politika ve yolu yok.